Onu bir tadı. Merhaba, ben Seda Gündoğan. Elazığlıyım. 28 yaşındayım şu anda. İktisat mezunuyum. Özel bir firmada çalışıyorum. İlk öncelikle aklımda böyle bir şey yoktu, yani muhtar olmak gibi. Hani önceden düşünülmüş bir şey değildi. Ailemin ve komşuların teşvikiyle böyle bir işe girdim. Şöyle 3 adayla yarıştım ben. Bir tanesi mevcut muhtarımızdı. 2 dönem yapmıştı kendisi. Bir tane yine genç bir arkadaşımızdı. Bir de bendim. Tek bayan olarak da zaten tek bayan olarak ben vardım. Ben 110 oy alarak kazandım. Eski mevcut muhtar 94 oy aldı. Aramızda 16 oy fark vardı. Sağ olsunlar, herkes destekledi. Şu an kazandım. İnşallah yarın mazbatamı da alacağım, göreve başlayacağım. Şöyle, evet, şu an Elazığ'da en geç ve kadın muhtar olarak tek benim. 38 mahallede tek bayan benim. Tabii ki mutluyum. Şöyle bir şey, yani hem de bayağı da bizim burada hani seçim dönemimiz de bayağı sıkıntılıydı. Çok mutluyum kazandığımız için. Yani biz burada resmen bir ilki başardık, bir ilki başardık. Çünkü burası 7 göz su gözü, 2 mevki olarak geçiyor. Ve 100 yıldır yukarı mahallede olduğu için, şimdi biz de burada aldığımızdan kaynaklı bizim için çok büyük bir başarı oldu bu. Tabii ki oy verenlerin, bana destek olanların, oy veren vermeyen herkesin, yani hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğim. Elimden geldiği kadarıyla mahallemizi güzelleştireceğiz hep birlikte. Şöyle, yani evet, hem çalışıyorum hem şu an muhtarlığı kazandım. Ama aynı zamanda hani hep burada büyüdüğüm için ona da alışığız yani. Yani yeri geliyor koyunlara da gidebiliyoruz, yeri geliyor inek de sağabiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Sonuçta buranın çocuğuyum ben de. Burada büyüdük, burada yetiştik. O yüzden hani bunlar da çok güzel oluyor hani bu şekilde yapmak. Boş zamanlarımda da işte koyunların içine gidebiliyorum, inekleri sağabiliyorum o şekilde. Kesinlikle mahallemize bir kadın eli değecek, hem de genç olarak hani çok böyle dinamik bir insanımdır. Bu konuda hani hiç kimsenin şüphesi olmasın, çok iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Öncelikle mahallemizin çok sıkıntısı var. Başta şu yukarı mahallemiz, özellikle orada üst kesimdeki evlerde su sıkıntısı var. Şebeke suyu oraya çıkmıyor. Altyapı sıkıntımız var aynı zamanda. Şu an aslında burası Elazığ Merkez Mahallesi. Yani şu an şehir hastanesi bir tık arkamızda olmasına rağmen şebeke sıkıntısı bile yaşıyoruz. Şebekede sıkıntı yaşıyoruz. En önemli sorunlarımızdan biri de yollar. Yollar çok kötü yani. Kesinlikle o yüzden insanlar hani arabalarını bile değiştiremiyor artık. Çünkü yollarımız çok sıkıntılı. Bunun dışında elektrik sıkıntımız var tabii ki. Sürekli elektriklerimiz kesiliyor. Böyle bir sıkıntımız var. Ya aslında çok sıkıntımız var ama inşallah dediğim gibi mahallemize bir kadın eli değecek. Her şeyi daha güzelleştireceğiz. Mahallemizi hep birlikte güzelleştireceğiz. Ve tabii ki de şimdi bulunduğumuz bölge itibariyle kimse bir bayan adayın kazanacağını tahmin edemiyordu. Ve ilk başta hani çok, yani 18 yaşında diyenler de oldu. Hani 18 yaşında nasıl yapacak diyenler de oldu. Bunun dışında işte bayandır yine nasıl yapacak diyenler de oldu. Bayan jandarma nasıl, hani jandarma gelecek, nasıl jandarmayla gidecek diyenler de oldu. Ama bunu bu diyenlerin dışında 110 kişi, çünkü 110 bir oy aldım. 110 kişi demek ki hani bunu göz ardı etti. Şu an tepkiler çok iyi tabii ki, artık kazandıktan sonra çok daha iyi. Dediğim gibi yani çok güzel olacak. Şu anki insanların tepkisi de, benden beklentileri de çok büyük. Ve ben de dediğim gibi bana oy veren ya da vermeyen hani hiç fark etmiyor. Hiç kimsenin o verdiği oyları da boşa çıkarmayacağım. Çok güzel şeyler yapacağız birlikte. Geçmiş olsun. Teşekkür Uzun ederim. Bir maratondan sonra aldınız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Cesaretinizden dolayı sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Diler Hanım'a başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah seninle birlikte Türkiye'de kadına bakışla değişmiş olacak.